Dünyanın neresine gidilirse gidilsin, hele Afrika'nın derinlikleri gibi yerlerde insanın karşısına onu şaşkına çeviren tesadüfler çıkıyor. Hristiyanlığı yaymakla görevli misyonerlerin de Afrika'nın pek çok köşesinde çeşitli inançlardaki yerlileri Hristiyanlığa inandırmaya çalıştıkları bilinir. Bu çabalarına rağmen Müslümanlığın güzelliğinin de Afrika'ya giderek sardığı görülüyor. Omo kıyılarındaki anılarımı bitirmeden kamptaki ilginç bir olaydan genç bir yerliden bahsetmek istiyorum. Bulunduğumuz mevki Karo kabilesinin arazisindeydi. Yerliler sık sık kampa geliyor, vurulan avların etlerinden alıyorlardı. Bir av dönüşü 15 yaşlarında bir yerli delikanlı çıka geldi. Okuma yazma bildiği gibi kötü bir İngilizce'yle konuşuyordu. Her nasılsa benim Müslüman olduğumu duymuş, tanışmak istemiş. Mahcup ve terbiyeli bir genç. Din konusunda görüşmek istiyordu. Konuşmaya başladık. Konuştukça anladım ki Hristiyan misyonerlerin yetiştirdiği, onların etkisi altında kalmış bir delikanlı. Efendiliğinden ve insancıl yapısından çok etkilenmiştim. Ben de ona İslamiyet'i anlattım. Tanrı'nın inanan herkes için aynı Tanrı olduğunu söyledim. Bana felsefi sorular soruyor, ben de bunları cevaplamaya çalışıyordum. Bu ziyaretten sonra 3-4 kez daha gelip gitti. Her defasında Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan konuştuk. Bana Hristiyanlığın ne kadar mükemmel bir din olduğunu anlatmaya çalışıyor. Baskı yapmadan güzel kelimelerle ikna etmek istiyordu. Misyonerlerin görevini devralmış bir hali vardı. Ben de ona benim de bir inancım olduğunu, Tanrı'ya inandığımı, bunun beni mutlu ettiğini ve onun da beni anlayışla karşılaması gerektiğini açıklıyordum. Kamptan ayrılırken bana veda etmeye geldi ve size bir hediye getirdim. Lütfen alın diye bir paket uzattı. Açtım. Küçük bir kitab-ı mukaddes çıktı içinden. Hala saklarım bunu. Etiyopya'dan döner dönmez Omo Nehri boylarındaki günlerimin özlemini çekmeye başlamıştım. Carl Gustav'la mektuplaşıyorduk. İlk Etiyopya safarim için Addis Ababa'ya indiğimde havaalanında beni karısı karşılamıştı. Anya Hollandalıydı. Çok akıllı ve çekici bir kadındı. Çıplak ayak dolaşıp, çıplak ayak araba kullanan sportif bir tip. Hostesmiş. Bir yolculukta tanışmışlar. Büyük aşk ve ardından mutlu bir evlilik. Afrika sevgisi, avcılık ve doğa içinde geçen sağlıklı bir yaşamları vardı. Ancak önce de söz ettiğim gibi kal bir macera peristi. Çeşitli kılıklara girip çıkmış bir profesyonel avcılıkta karar kılmıştı. Kendisini tanıdıkça bu kararında pek sağlam olmadığı izlemine vardım. Kamp akşamları bana yaşam tarzından, görüşlerinden ve bazı beklentilerinden uzun uzun söz etmişti. Zaten kanıma girmiş olan Afrika, Karl'ın mektuplarıyla büsbütün çekip duruyordu beni. Böylece Etiyopya'ya, Omo safarimden 4 ay sonra Nisan 1977'de yeniden gittim. Ancak bu kez karımı ve Nuri'yi de kandırdım. Gidiş geliş yolculuğu dahil sadece bir hafta sürdü bu safari. Nuri bize Kahire'den katıldı. Oradan hep birlikte Addis Ababa'ya uçtuk. İlk akşamımızda Karl ve Anya'nın şehir dışındaki görkemli malikanesine yemeğe davetliydik. Geniş ve bakımlı bahçesi, duvarlarındaki trofeler ve yerli süsleriyle çok etkileyici bir evdi burası. 10 kadar hizmetkar koşuşturuyordu etrafta. Ertesi sabah Danak ile hareket ettik. Bu kez Etiyopya'nın kuzey doğusuna gidiyorduk. Danakil bir çöldü. Buna step demek belki daha doğru. Arabayla 5 saatlik bir yolculuktan sonra Avaş Nehri kıyılarında kamp kurduk. Avaş, Omo gibi büyük bir nehir değil. Hızla akan derelerden oluşmuş bir akarsuydu. Avlanacağımız yerler ise kampa oldukça uzaktı. Oralarda su bulunmadığından kampı mecburen buraya kurmuştuk. Yörenin en büyük özelliği maymunları oldu. Her yer 40-50 santim boyunda gri renkli küçücük maymunlarla doluydu. Atlayan, sıçrayan, bağırışan kampın her köşesine çıkıp girip çıkan çok sevimli yaratıklar. Kaldığımız süre boyunca iç içe yaşadık onlarla. Yalnız bir kötü huyları vardı, hırsızlık. Ortada hiçbir şey bırakmaya gelmiyordu. Bu nedenle bütün eşyalarımız çadırlarda kapalıydı. Bu maymunlar dünya şekeri yaratıklar, küçücük.
gürültülü, patırdalı sosyal hayvanlar hoplayıp zıplıyor falan. Bir dakika başka yere baksanız geliyor, masanın üzerinde ne varsa alıyor, kapıyor, götürüyor. Hele bilhassa böyle sarı renkli, kırmızı renkli falan bir şey olsa, bir meyve gibi bir şey veyahut da bir mesela o zamanlar şimdiki dijital makineler yoktu. Kodaklar vardı. Kodak'ın hatırlarsanız şöyle sarı bir kutusu vardır. Sarı renkli, parlak. Onu içine film takarsanız makinenizin, Kodak'ın kutusu masanın üzerinde kalır. Bir dakika sonra çalınmıştır o. Böyle komik işler oluyordu. Burası Afrika safarilerimin en keyifli kamplarından biri oldu. Anya ve Lale, Avaş'ın timsahsız bir yerinde banyo yapmaya doyamadılar. Yaşantımız çok rahat ve neşeliydi. Yediğimiz av yemeklerinin tadına doyamıyorduk. Güzel avlar yaptık. Somerin gazel, oryx ve geranuk gibi antiloplar ile toy ve çeşitli av kuşları vurduk. Ancak mutluluğumuz az kalsın tatsız bir olayla sonuçlanıyordu. Burada ilk kez insan tehlikesiyle karşı karşıya geldik. Hadise Nuri'nin oryx avıyla başladı. Tam anlamıyla başarısız bir av oldu bu. Bir oryx gördük. Nuri attı ve hayvanı yaraladı. Haydi peşinden. Bir atış daha, ardından bir daha hayvan gidiyor. Nuri atıyor ama bir türlü mermiyi gerektiği yere oturtamıyordu. Belki de bozulmuştu silah yani, dürbün falan. Ele geçirene kadar belki 20'ye yakın mermi attı. Çoğu da ıska. Bir kere dürbün de bozuldu mu böyle insan sinirleniyor falan, büsbütün ıskalıyor. Lale de bizimle beraberdi bu avda. Nihayet düşen hayvanın başına gittik. Nuri'nin attığı mermileri tartışıp avı yüzerken birden etrafımız yerlilerle çevriliverdi. Hepsi de silahlı. Mızraklar, tüfekler, ellerinde uzun paralar, gözlerine düşmanca bakışlar. Donduk kaldık. Bir süre hiç konuşmadan karşılıklı bakıştık. Aralarından uzun boylu biri, herhalde başları, "Suyunuz var mı?" dedi. Derhal verdik. Sonra eliyle işaret ederek silahımı istedi. Ters bir durum. Versem olmaz ama vermesem hiç olmaz. Adama iyice sokulup mermileri boşaltarak uzattım. Ancak ben de onun palasını istedim. Bana bir hamle yapana kadar kafasına indiririm diye düşünüyordum. Bu sırada nereden aklıma geldi bilmem. Yerliye dönüp "Ben Müslümanım, hepimiz Müslümanız" dedim. Ve boynumda asılı küçük Kur'an'ı gösterdim. Her şey bir anda değişiverdi. Onların da Müslüman olacağı aklıma gelmezdi. İnanılır gibi değil. Çünkü Hristiyanlığı ilk kabul eden Afrika ülkelerinden biri Etiyopya'ydı. Ova geldiğimizi yaralı av kovalarken biraz fazla silah attığımızı söyledim. Tercümanlığı kal yapıyordu. Yüzü korkudan bembeyazdı. Anlaşılan atışlarımız yerleri huzursuz etmişti. Selam verip geldikleri gibi sessizce gittiler. Rahat bir nefes aldık ve yarı yüzülmüş avı olduğu gibi arabaya yükleyip son sürat kampa döndük. İkinci Etiyopya safarinden en önemli anım bu oldu. Kal ve Anya'yı ise bir daha ne gördüm ne haber aldım. Nerelerde olduklarını bilemiyorum. Bizden bir süre sonra Karl'ın bu ülkeden ve Anya'dan ayrılıp Hindistan'a gittiğini duydum. Addis Ababa'daki çiçeklerle çevrili malikane ve gıpta ettiğimiz o mutlu yaşam yok olup gitmişti. Bu arada bu avda enteresan bir şey de gördüm. Çok koskocaman bir kaplumbağa. Hayatta böyle büyük kaplumbağa görmemiştim. Yani belki de Galapagos'ta falan varmış onları, büyük kaplumbağa. Şu kadar bir kaplumbağaydı. Hatta hanım karım da yanındaydı o sırada. Lale, Nuri falan beraberiz. Allah Allah falan. O ayaklarını kaldırıyor, böyle böyle yürüyor. Ya dedi, şunun üstüne bir şaka yapalım. Oturalım bunun üstüne. Bakalım ne olacak diye. Bizi bile taşıyordu. Eski Habeşistan, sonraki adıyla Etiyopya'da avda kimin aklına gelirdi "Ben Müslümanım" demekle Ali Üstay ve ailesinin belki de hayatının kurtulacağı. Afrika'nın tehlikeleri her zaman olmuş. Dün de, bugün de. Yalnız nitelikleri ve boyu değişiyor tehlikelerinin.